Latince'de Mostar'ın köprü anlamına geldiğini söyleyerek başlıyor Evliya Çelebi anlatımına. Latin tarihlerinde yazıldığına göre bu şehir içinde kafir zamanında bir kayadan bir kayaya Neretva Nehri üzerinde adam uylu kalınlıkta sağlam demir zincir üzerinde sağlam bir köprü olduğundan bu şehre Latin, Boşnak, Hırvat, Sırp ve Bulgar kavimleri Mostar derler. Hala o zincir köprünün mahallinde Süleyman Han ibretlik bir köprü yaptırmıştır ki dünyada ona denk büyük bir köprü yoktur. Sultan Süleyman Han'ın emriyle Abdülmennan oğlu Koca Mimar Sinan Ağa bir büyük köprü inşa etmiştir ki sanki gökkuşağı olup, sanki samanyolu olup bir kayadan bir kayaya bir kemer etmiştir. Sanki cennet yurdu Bağdat'ta Kisra kemeridir. İşte bu sözlerle anlatıyor Evliya Çelebi Mostar Köprüsü'nü. Tüm köprülerden seyre değer, ibret verici, benzersiz ve eşsiz olan bu Mostar Köprüsü'dür ki Arap, Acem, Rum ve Frengistan'da ve Belh-ü Buhara'ya kadar gezmişliğimiz var. Bu hakir böyle yüksek bir köprüyü yeryüzünde görmedim. Bu Mostar Köprüsü göklere baş uzatmış, bir kayadan bir kayaya havernak kemeri gibi atılmış bir göz yüksek köprüdür ki aşağı bakanın ödü yarılır. 1992 yılında Bosna'da gerçekleşen iç savaş sırasında belki de en büyük zararı alan yapı Mostar Köprüsü'dür. UNESCO ve Dünya Bankası'nın desteğiyle Mostar Köprüsü'nün aslına uygun yeniden inşası çalışmaları başlatılır ve Ağustos 2003'te Mostar Köprüsü'nün kilit taşı yerine konulur. 23 Temmuz 2004 yılında yapılan açılış töreniyle Mostar Köprüsü hizmete yeniden açılır. Ve 2005 yılında Mostar Köprüsü de Mostar şehri de Dünya Mirası listesine eklenir. Köprünün her iki ucunda bulunan kulelerde dönemin vezirleri, ileri gelenleri durur. Şehrin gençleri köprüden kendilerini aşağıya Neretva'nın soğuk sularına bırakırlarmış. Sonra Neretva Nehri'nden çıkıp vezirlerin yanına gelip vezirlerden bahşişlerini alırlarmış. Günümüzde de devam eden bu geleneğe Evliya Çelebi de şahit olmuştur.